Peygamberlerin son çaresi hicret. 13. yıl. 3. Akabe görüşmesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle Mekke'li Müslümanlara Medine yollarını gösterdi. Şöyle buyurdu. Bundan böyle sizin hicret edeceğiniz şehrin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterirdi. Çünkü Müslümanların daha evvel hicret edip de hüsnü kabul gördükleri Habeşistan cihan şumul bir din için merkez olabilme şartlarına haiz değildi. Medine ise hem siyasi hem ticari ve daha birçok yönleriyle İslam'a merkez olabilecek vasıfta bir şehirdi. Bu itibarla Topyekün hicret o mübarek beldeye nasip olacaktı. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Medine, ikinci Akabe beyatinde de kararlaştırıldığı gibi, Müslümanlar için bir barınak ve sığınak mekanı haline geldi. Böylece Mekkeli müşrikler de korktuklarına uğramış oldular. İslam, Mekke dışına çıkmış ve Medine'de büyük bir itibar kazanmıştı. Müşriklerin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yurdundan söküp atmak için rahatsız edip durmaları, kendileri için ne kadar büyük zarar ve kayıp olduğunu bir türlü anlayamamalarından kaynaklanıyordu. Hakikaten bu onlar için büyük bir kayıptı. Fakat hissedemiyor, kavrayamıyorlardı. Allah Teala Resulüne buyurdu, ''Onlar da senden sonra yurtlarında pek az kalabileceklerdir.'' El-İsra 76 Zavallı müşrikler, şimdiki güçlerine ve nefislerinin sultasına aldanarak, Müslümanları alay, istihza, tehdit, ambargo, şiddet ve işkence ile yıldırdıklarını sanıyor, böylece Mekke'deki nüfuzlarını muhafaza ettiklerine inanıyorlardı. Oysa pek yakın zamanda nelere şahit olacaklardı. Kendilerine mutlak ve mukadder bir mağlubiyet ve perişanlık bekliyordu. Çünkü akın akın Medine'ye giden Müslümanlar, onlardan korktukları için değil, İslam'ın temellerini en muhkem bir şekilde inşa etmek üzere hicret ettiklerinin farkındaydılar. Onlar bunun için mal mülk, akraba neleri varsa Mekke'de bırakıyorlardı. Kimi gizli, kimi açıktan açığa Medine yollarına koyuluyorlardı. Hazreti Ömer şimdiden gelecekteki zaferlerin ilk hamlesini gösterircesine müşriklere haykırıyordu. İşte ben Medine'ye gidiyorum. Analarını ağlatmak, kadınlarını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler arkama düşsün. Medineliler Mekke'den gelen kardeşlerini kucaklayarak karşılıyor, onlara candan yardım ediyorlardı. Bu yüzden Mekkeli Müslümanlara muhacir, Medineli Müslümanlara da ensar denildi. Allah Teala buyurur: İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Et-Tevbe yüz. Mekke'nin gün geçtikçe boşaldığını gören müşrikler, yavaş yavaş işin kendileri açısından vehametine düşünmeye başladılar. Hemen bir fesat ocağı olan Darun Nedve'de toplandılar. Ne yapacaklarını uzun uzun tartıştılar. Birçok teklifler ileri sürüldü. Sonunda en rezil bir kararda fikir birliğine vardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldüreceklerdi. Bu teklif devrinin firavunu olan Ebu Cehil'den şöyle gelmişti. Her kabileden birer silahlı genç bulalım. Ona bir anda saldırsınlar, hep birlikte vurup öldürsünler. Böylece kan davası güdecek olanlar muhatap bulamaz. Bu karar alındığı sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de adeta yalnız kalmıştı. O ümmetine düşkün bir peygamber olarak önce onları göndermiş, kendisi de muhacirlerin gerisini kollamak gibi bir hareketi tercih etmişti. Zaten murad ilahi de böyleydi. Hatta mukaddes yolculukta biricik yoldaşı olacak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hicret için kendisinden izin istediğinde, sabret diye buyurmuş ve ilave etmişti. Belki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verir.'' Müşrikler almış oldukları kararı uygulamak için harekete geçtiklerinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de emri ilahiyi almıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ahricni mıhraca sıdkın ve cealli milledünke sultanen nasira. Ey Resulüm de ki, Ey Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana taraf ilahiden hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. El-İsra 80 Bu ayet-i kerimeden başka Cebrail aleyhisselam da müşriklerin kurdukları hileleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiş ve bu gece yatağına yatmayacaksın demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gündüzün herkesin istirahat ettiği öğle sıcağında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gidip hicret emrinin geldiğini bildirdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sordu, Beraber miyiz ey Allah'ın Resulü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, Evet beraberiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu cevaptan öyle memnun ve mesrur oldu ki, göz pınarlarından taşan sevinç damlaları onun gönül alemini en güzel bir şekilde aksettiriyordu. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali radıyallahu anh'ı çağırarak hicreti haber verdi ve üzerinde bulunan emanetleri yerlerine teslim etmesi için onu vekil bıraktı. Müşriklerin planlarına tedbir olarak da şöyle buyurdu. Ya Ali, bu gece benim yatağımda sen yat. Şu hırkamı da üstüne ört, korkma. Sana hoşlanmayacağın bir şey isabet etmeyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkasını Hazreti Ali'nin üzerine örtürmesi eşya ile teberrüke bir misaldir. Bunun benzeri misaller çoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Veysel Karani'ye de hırkasını göndermiş ve bunu sırtına giyinsin, ümmetime dua etsin buyurmuştur. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha hane-i çıkmadan müşrikler evin etrafını sarmışlardı. Fakat Allah'a tevekkül ve teslimiyeti sonsuz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir tereddüt ve telaş emaresi göstermedi. Mübarek ellerine bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine serpti ve Yasin suresinin şu ayeti kelimelerini okuyarak aralarından süzülüp geçti. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ce'alna fi a'nakihim aghlalan fehiya ila al-azkan fahum makhun. Ve ce'alna min bayni eydihim saddan ve min halfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Ayrıca önlerinden ve arkalarından birer set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Yasin 8-9 Göremezler de elbette. Çünkü onların gözleri ama, aralarından geçen sefahri kainat olan bir nurdu. Tabii ki kör gözlerin nuru görmesi imkansızdı. Nitekim görmediler de. Kalpleri kilitli ve hakikate ama bedbahtlar hane-i saadetin etrafında çirkin bir niyetle beklerlerken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi emniyet içinde çoktan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine varmıştı. Çünkü müşriklerin bir planı vardı ama Allah'ın da bir planı vardı ki, onun dışında geçerli olabilecek hiçbir hüküm yoktu. Bu hususu Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Ey Resulüm! Kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri, yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara mekir yani tuzak kuruyordu. Çünkü Allah mekir yani tuzak kuranların en hayırlısıdır. El-Enfal 30 Evinden çıktıktan sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hanesine gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kendisi için hazırlanan devenin parasını yol arkadaşı kabul etmese de verdi. Biraz evvel müşriklerin ortasından onlara görünmeden geçen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmete numune olacağı için bu defa sünnetullah icabı olarak tedbirli hareket etti. Hazreti Ebu Bekir'le beraber evin arka tarafından çıktılar. Develeri birkaç gün daha burada kalacaktı. Yine ince bir tedbir olarak, Medine'nin aksi istikametine doğru yola revan oldular. Nihayet Sevr Dağı'ndaki meşhur mağaraya saklandılar. Böylece kendilerini Medine yollarında arayacak olan müşriklerden daha rahat korunabileceklerdi. Zaten Allah'ın lütfu inayeti onların üzerindeydi ve kul tedbirinin az geldiği yerlerde ilahi tedbirler devreye giriyordu. Nitekim bir takım müşrikler ne olur ne olmaz deyip Sevir mağarasının ağzına kadar gelmişlerdi. Ancak baktılar ki mağaranın ağzı hiç el değmemiş gibi örümcek ağlarıyla kaplıydı ve bir güvercin yuvası vardı. Alemlerin efendisinin burada olabileceğine ihtimal vermeyerek geri döndüler. Bu iki aziz yolcunun müşterek yardımcısı, dayanağı, sığınağa ve barınağa Hak Teala idi. Bunun için mağaranın önüne gelen bedbahtlar bir güvercin yuvası ile örümcek ağından başka bir şey görememişlerdi. Şairin dediği gibi, örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Ancak bütün bunlar olurken, mağaranın içinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu an nazik anlar yaşamıştı. Korkmuştu. Kendisi için değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için bu sebeple onlar yaklaştıklarında, Ya Resulallah, iyice yaklaştılar demiş ve korkma, Allah bizimledir cevabını almıştı. Bu sırada müşrikler Ebu Cehil'in başkanlığında Hz. Ebu Bekir'in evine gelmişler. Kızı Esma'dan babası hakkında bilmiyorum cevabını alınca hırs ve hınçlarını zavallı kızcağızdan çıkarmışlardı. Mekke'deki 13 yıllık irşat mücahidesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ikinci bir mağara olarak gösterilen Sevr, Hira'dan farklı olarak değişik bir tedris içindi. Esrar-ı ilahiye ve kudret akışlarını müşahede etmek, insan ve kainat kitabındaki ilahi şiiri okumak içindi. İlahi esrara gark olma ve kalbi inkişaf ettirme dershanesiydi. Buradaki misafirlik üç gün, üç gece sürdü. Yalnız değildi. Arkadaşı, peygamberlerden sonra kainatın en üstün ve cevherlisi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Hazreti Ebu Bekir, onunla mağarada üç gün arkadaşlık yapmak şeref, izzet ve faziletine ermiş, ikinin ikincisi olmuştu. Varlık nuru bu aziz arkadaşına, Bismillahirrahmanirrahim. La tahsen اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Mahzun olma, Allah bizimledir. Ettevbe 40 buyurmakla, aynı zamanda Allah'la beraber olmanın maiyet, keyfiyetini telkin ediyordu. Bu gizli zikir taliminin ilk başlangıcı ve gönüllerin Allah'a açılarak itminana ermesiydi. Yani sevr mağarası, kulu sonsuz esrar fezasından, vasıl ilallah kılacak temel kalbi eğitimin başlangıç mekanı ve bu ilahi yolculuğun ilk merhalesi olmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nur menbaı olan kalp alemindeki esrarı ümmetine faş etmesi, ilk defa Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh bu mağarada başlamış, ucu kıyamete kadar devam edecek altın silsilenin ilk halkası oluşmuştur. İman, gücünü ona muhabbetten almıştır. Bütün ulvi yolculukların temel saikı ona olan muhabbettir. Ve zat-ı uluhiyete varabilmenin yegane yolu ona muhabbetle noktalanmıştır. Çünkü sevginin şartı aşkın kanunu, sevilen kişiye duyulan muhabbet ve o aşktan dolayı o kişinin sevdiği şeyleri de sevmektir. Bu ilahi muhabbeti ham ve sığ idrakimizle kavrayabilmemiz mümkün değildir. Aşağıdaki şu hikayenin her gönle kendi ufku ve istidadı ölçüsünde tesirde bulunacağı kanaatindeyiz. Hz. Ebu Bekir Sıddık ömür boyu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her sohbetinde yeniden ayrı bir zevk ve lezzetle mütelezziz olurlar esrar-ı nübüvvetin en samimi mahremi olduklarından, muhtelif tecellilere nail olarak yanlarındayken bile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hasret içinde kalırlardı. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar, başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım. İfadesi karşısında Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu an göz yaşları içinde ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah? Demek suretiyle kendisini her şeyiyle beraber Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme adadığını ve onda fani olduğunu göstermiştir. Bu hal tasavvufta fena fir rasul makamıdır. Sevr mağarasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ara mübarek başlarını Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dizlerine koyup hafif bir uykuya dalmışlardı. O esnada Ebu Bekir radıyallahu anh mağarada kendilerine çok yakın bir yerde küçük bir delik gördü. Herhangi bir zararlı haşeratın çıkıp da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi incitmemesi için hemen bir ayağını Allah Resulü'nü uyandırmadan o deliğin üzerine koydu. i̇mtihan ilahi gerçekten bir müddet sonra düşüncesinde haklı çıktı. Zira bir yılan Hz. Ebu Bekir'in ayağını şiddetli bir şekilde ısırdı ve zehrini akıttı. O büyük sahabinin canı o kadar yandı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanmasın diye hiç kıpırdamadıysa da gözlerinden düşen birkaç damlaya mahane olamadı. Öyle ki bu damlalardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vecihi mübareklerine düştü. Bunun üzerine uyanan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne var ya Ebu Bekir ne oldu diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ''Bir şey yok ya Resulallah'' dediyse de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarı üzerine meseleyi anlatmak zorunda kaldı. Bir ismi de Şafii olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hemen mübarek tükürüklerini yılanın ısırdığı yere parmaklarıyla sürdüler. Daha o anda Ebubekir Bekir radıyallahu anhın acı ve ızdırabı dinerek Cenab-ı Hak'tan şifa bahşoldu. Zayıf bir rivayete göre bu hadise dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yılana sordu. Bu işin niçin yaptın? Yılan da şöyle dedi. Ya Resulallah ben yıllardır sizi görmenin hasretiyle şu küçük delikte bekler dururdum. Tam arzuma nail olacağım sırada sizi görebilme yolumun kapanmış olduğunu gördüm. Ancak muhabbetimin şiddetine dayanamayarak onu kapatanı engellemek için ısırmak zorunda kaldım. Bu vesileyle şair, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin maddeten ve manen şifa verdiğini ve ona dost olanların bundan istifade edeceğini beyan etmek üzere şöyle der. Dostu ger zehri mar içse olur abı hayat.'' hasmı su içse döner elbette zehri maresu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu olan kimse yılan zehri içse, o zehir kendisi için bir hayat suyu olur. Ancak o yüce peygambere hasım olan kimse su bile içse, o su kendisine bir yılan zehri olur. Bu gerçeği aksettiren diğer bir misal de Hazreti Ömer'in hilafetinde olmuştur. Şöyle ki, Bizans İmparatoru, Hz. Ömer radıyallahu anh'a bir iyi niyet nişanesi olarak, ona düşmanlarını bertaraf etmekte faydalı olabilecek çok kuvvetli bir zehir gönderir. Hayatları Rum entrikalarıyla geçen Bizans imparatorları için çok tabii olan bu işe, Hz. Ömer radıyallahu an irtifat etmez. Onu getiren elçinin önünde zehir şişesini ellerine alır ve sadece bir besmele çekerek, olduğu gibi içer. Zehrin hiçbir tesiri görülmez. Bu hadiseler, yani Allah'ın izniyle zehrin tesirinden mahfuz olabilmek, ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalp aleminden nasip alarak, onunla aynı iyileşmiş, müstesna kullara ait bir keyfiyettir. Üç gündür Allah'ın Resulünü arayan müşrikler, artık onu bulmaktan ümit kesmişti. Bu esnada Hz. Ebubekir'in kızı Esma, Sevr mağarasına yemek getiriyor, oğlu Abdullah da gelişen hadiseleri ulaştırıyordu. Bu vesileyle müşriklerin kendilerinden ümit kestiğini haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dördüncü gün kılavuzun getirdiği develere binerek yola koyuldular. Ne de olsa bu yolculuk doğup büyüdüğü topraklardan bir ayrılış olduğu için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüzünlenmesine sebep oldu. Hazvere mevkiine gelince, devesini durdurup Mekke'ye yöneldi ve şöyle buyurdu. Sen Allah'ın katında beldelerin en sevgili olanısın. Çıkarılmış olmasaydım senden çıkmazdım. Senden başka bir yeri yurt tutmaz, yuva kurmazdım. Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hüznüne, İlahi vahiy ile teselli geldi. Allah seni döneceğin yere döndürecektir. El-Kasas 85 Bu ifadeler geri dönüşü müjdeliyor. Aynı zamanda Mekke fethinin ilk alameti olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönlündeki kederi sürura inkılap ettiriyordu.